Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ayberk Aydın, kanalıma hoş geldiniz. Amerika'dan döndüğümden beri bayağıdır video atamıyorum, farkındayım. Çok yoğun bir okul sürecindeydim. Derslerim çok yoğundu, bir ay geciktim okula, ona yetişmek, işte projelere yetişmek vesaire çok açıkçası zorladı beni, zor bir dönem geçirdim yani. Ama bunun sonucunda birazcık emeklerimin karşılığını aldım diyebilirim, özellikle de proje dersinde. Bugün de videonun konusu bu, ilk mimari proje dersimi aldım. Yani doğal olarak bu proje dersinde de ilk mimari tasarımımı yaptım. Bugün hep birlikte o tasarımı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce böyle çok ufak paylaşmak istediğim mutluluklarım var. Birincisi, bu mimari proje zaten bütün döneme yayılan bir projeydi ama final jürisi oldu doğal olarak. Yani aslında 3 jüri oldu. Sonucunda da bir final jürisi yapıldı. Meyvesini topladığım zaman bu final jürisiydi. Sınıftaki en yüksek notu aldım. Dün final jürisinden sonra revize edilmiş projenin final teslimi vardı. Onu da teslim ettim ve bugün Elif Hocam, Sayın Elif Hocam buradan da izliyorsa selamlar, bana bir mesaj attı ve fakültede projemin sergiye alınacağını söyledi. Bu sergiler İTÜ'de her proje sınıfından 5 öğrenci seçilerek alınıyor. Ben de o konuda çok mutluyum yani şu anda. Bunu da bu videoda yer vermek istedim. Dediğim gibi ilk mimari projemdi. Hatalar, ne bileyim, göremediklerim. Analiz aşamasında olsun, tasarım sürecinde olsun, dağılımlarda olsun olabilir. Çok doğaldır bunlar. Büyük ihtimalle birkaç sene sonra bu videoyu izleyerek ya keşke şurayı da şöyle yapmasaydım dediğim yerler olacaktır. Tabii bu da işin keyifli yanlarından bir tanesi. Şimdi ben çok heyecanlıyım bu projeyi anlatacağım için. Konsept tamamen bizim elimizdeydi. Yani konuyu biz seçtik. Sadece belli bir çerçevede Elif Hoca bize bir eğitim merkezi olacağını söyledi ama dediğim gibi hani konsept, hani kimlere eğitim verileceği, eğitimin ne üzerinde olacağı konusu vesaire tamamen bize aitti yani. O yüzden konsept %99 bana ait diyebilirim. Birkaç aylık bir süreçte de projemizi tamamladık. Şimdi hazırsanız final paftalarım üzerinden projemi sizlere anlatmaya başlayayım. Bir de videonun sonunda bu proje için hazırladığım videoyu da koyacağım. Onun üzerinden de yorumlar yaparız. Hazırsanız geçelim. Evet, şimdi hemen iPad'imden açacağım. Çünkü en kolay öyle olur diye düşündüm. 5 paftadan oluşuyor. 1. paftayla başlıyoruz. Paftanın üst kısmından hemen başlayalım anlatmaya. Şimdi akaretler P4C Center diye başlığımızı atmışız buraya. Bu projemizin ismi. Neden P4C Center? Hemen onun da açıklamasını yapayım. P4C benim bu projede seçtiğim konseptti aslında. P4C'nin ne olduğuna ve P4C'nin açıklamalarına önceki jürilerde yer vermiştim. Bu paftalarda fazla yok. O yüzden P4C'yi çok böyle kısaca anlatayım size. P4C dediğimiz şey özellikle okul öncesi çocuklara, açılımını söyleyeyim önce. Philosophy for Children, özellikle okul öncesi çocuklara böyle toplu sınıf ortamlarında eleştirel düşünceyi öğreterek onları aslında hayata hazırlayan bir eğitim metodu diyebiliriz. Bu eğitim metodunda baz alınan şey felsefik yöntemlerle çocuklara hem biraz felsefe aşılamak hem de onların felsefe yaparken geliştirildikleri becerilerle onları hayata hazırlamak. Bu P4C Center'ın Türkiye'de fazla bir örneği yok. Bir tane özel bir kurum vardı sadece araştırabildiğim kadarıyla. Devlet kurumlarında bu eğitim metodunun baz alındığı bir yöntem bulamadım. Yurt dışında var. İngiltere'de özellikle çok fazla kullanılıyormuş bu metot. P4C ile çocukları eğitiyorlar ama Türkiye'de böyle bir örnek yoktu. O yüzden bu arada sadece P4C'ye göre tasarlanmış iyi bir örnek de bulamadım. O yüzden aslında biraz işim zordu. Çünkü elimde hani bir örnek yok. İlk mimari projem nasıl tasarlayacağım çok acayipti. Ama çok da acayip gelişti diyebilirim. Burada hemen Lumion'dan alınmış bir sketch renderıyla karşılıyoruz. Bu sketch renderı biraz yanıltıcı olabilir ama az çok bir fikir veriyor ilk paftadan. Hemen sağ tarafta analizlerim var. Şimdi bu birkaç analiz bizim işimizi tasarımda. Peki bu analizler nelerdir? Öncelikle bu projenin konumu akaretler. Akaretler Süleyman Seba Caddesi. Süleyman Seba ve Enis Akaygen caddelerinin kesişiminde yer alan binayı yıktığımızı farz ediyoruz ve o binanın yerine bir bina tasarlıyoruz. Benim de orası hemen şurasıydı. Hemen şu gördüğünüz aks Süleyman Seba Caddesi, şu aks da Enis Akaygen Sokak. Öncelikle harita analizlerimi koydum buraya. Bu analizleri Rhino'dan yaptım eğer çok merak ediyorsanız. Rhino programını kullandım bu analizleri yaparken. Burada haritadaki diğer binaların işlevlerini analiz ettiğimiz bir bölüm koydum. Hemen altında güneş analizi var. Şimdi bu aslında güneş analizi ben tasarımı yaparken önemli bir
parametreydi benim için. Bunu ilerleyen zamanlarda anlatacağım çünkü çok değişik bir şey denediğimi düşünüyorum açıkçası ilk mimari projeye göre. Değişik bir şey denemeye çalıştım. Bu güneş analizini buraya koymamın sebebi ileride anlatacağım. Hemen geçelim orta noktaya. Bu orta noktada binayı nereye ve nasıl, neleri düşünerek konumlandırdığımı gösterdiğim bir bölüm var. Hemen altında user analysis dediğimiz o bölgenin insanı yani akaretlerdeki insan çeşitliliğini incelediğimiz bir inceleme. Bunu tamamen alana giderek kendi gözlemlerimle yaptım. Hemen burada sol tarafta bir site planımız var. Bu site plan projenin gerekliliklerinden bir tanesi. Olmazsa da olmaz zaten mimari paftalarda. Hemen şuraya, buraya kuzey yönünü gösteriyoruz. Sokaklarda detaylı işte araba figürleri olsun, ağaçlar olsun, o mekanı biraz da izleyene tanıtmak için kullandığımız görselleştirme metotları diyebiliriz. Ve altında da en sevdiğim renderlardan bir tanesi hemen ilk paftamın alt kısmında göze çarpıcı bir şekilde duruyor. Bu render'ı gerçekten çok seviyorum. Buradaki çizgileri, bu rastgele çizgileri ne olduğunu çok merak ediyor olabilirsiniz ya da etmiyor da olabilirsiniz. Ben merak ediyorum yani dışarıdan bir göz olarak. Bunları ileride anlatacağım. Bunlar hiçbir şekilde rastgele yerleştirilmiş çizgiler değil. Sepete benzer. Öyle bir şey değil. Zaten mimarlık da öyle bir şey değil. Bunları da ileride geçeceğiz. İkinci paftaya geçelim. Evet, yine ikinci paftanın genel görünümünü şuraya koydum. Oradan bir hızlıca göz gezdiriyoruz. Ve detaylıca incelemeye geçiyoruz. Bu paftanın konusu aslında biraz da teknik konular. Projenin teknik kısmı diyebilirim. Yapım aşamasına, yani binanın inşa edilme strüktürel aşamasına çok fazla önem verdim. Çünkü açıkçası bu binayı nasıl ayakta tutacağımı öğrenmeden hayal edemiyordum bir türlü. Bu konuda Elif Hoca bana çok yardımcı oldu. Onun benimle paylaştığı kitaplar çok yardımcı oldu. Aynı zamanda bu sene de aldığım birkaç ders, mesela çelik yapılar ve yapı statiği gibi. Yani çelik yapılar %90 diyebilirim. Onlar bayağı yardımcı oldu bana bu strüktürü anlamamda. Onları da detaylıca geçeceğiz ama hemen paftanın yine üst kısmında göze çarpıcı şekilde koyduğumuz böyle sokağın, Süleyman Seba Caddesi'nin yan tarafından binamıza baktığımız bir render var. Bu renderlarda Rhino, Photoshop, bazılarında Lumion, özellikle eşya kısmında. Merak ediyorsanız o programlara da, özellikle bir birinci sınıf ya da ikinci sınıf mimarlık öğrencisiyseniz bakmanızı tavsiye ederim. Hemen altında Structural System dediğimiz bölümü koydum. Bu bölüm aslında binamızın yapım aşamasını 3 aşamada tasvir ediyor. Bu zemin kodumuz. Zemin kodumuzun üzerine yerleştirilmiş belli akslarda hesaplanmış bir şekilde yerleştirdim bunları. 6 tane ana kolonumuz var. Aynı şekilde şu, hatta yakınlaştırayım biraz da. Şöyle yakınlaştırayım. Şu tarafta bir tane daha binamız vardı. Oraya yapışan taşıyıcı duvarımızı tutan kolonlar ve şöyle nokta koyduğum 6 tane ana kolonumuz var. Bu kolonların üstüne ana kirişler geliyor. Hemen şöyle planlardan da bunları görebilirsiniz zaten, şu ana kirişleri. Binanın belli noktalarında açıklıklar var. Onları şu an göremiyorsunuz. Daha göstermedim ama her kodda farklı bir açıklığım var. O yüzden bu ana kirişlerde her kodda değişmeyecek şekilde onları koydum. Bir tek ilk ve iki kodda şu ortadaki ana kiriş değişecek ama onu da diğer taraflara koyduğum ikincil kirişlerle desteklediğim için binanın strüktüründe fazla bir zayıflık ortaya çıkmadı. Üçüncü aşamada da dediğim gibi, az önce dediğim gibi, bu arada bu binanın üçüncü kodu bunun üzerinden anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi buradaki diğer kirişler, ikincil kiriş dediğimiz ana kirişlere bağlanan bizim aslında kirişlerimiz oluyorlar ve binanın strüktürel sistemi bu. Literatürde de çok meraklısıysanız bu konunun, one way slab diye geçiyor bu döşeme sistemi. Hemen şurada da örneklerini koydum zaten. Kolonlarımız birinci kirişler ve ikincil kirişler olarak. Altında binamızın planları. Olmazsa olmaz mimari paftalarda bildiğiniz üzere. Binamızın planları 1, 2, 3, 5 tane plan ve ortada da bir tane section perspektif dediğimiz kesit perspektif görünümünü buraya yerleştirdim. Binamız tabii ki havada uçmadığı için planların da havada uçmaması gerekiyor. Bu benim 3. jüride, yani final jürisinde aldığım bir eleştiriydi aslında.
bu etrafı koymamıştım plan çizimlerine. Sonrasında revize ettim. Bu zaten revize edilmiş paftalar. Sonrasında revize ettim ve planları hem tefrişleriyle de beraber buraya yerleştirdik. Buradaki işte sınıf düzenini vesaire, içerideki hayatı da birazcık planlarda da göstermeye çalıştım. İşte planlarımın ölçeği 1/200 ölçeğinde. Her planın, bu arada her teknik çizimin bir ölçeği vardır mimarlıkta. Onu paftalarınıza koymazsanız büyük ihtimal büyük bir notunuz kesilecektir. Onun dışında şurada kesik kesik çizgiler var gördüğünüz gibi bazı paftalarda. İşte burada olsun, burada, ne bileyim, şurada da var birkaç tane. Bu kesik çizgiler aslında bu kotun üstündeki kotu gösteriyor. Bu kotun üstünde şurada ve şurada iki tane, burası da şuralar girişler bu arada. Bir bu sokaktan bir de bu sokaktan girişler tanımladım ki bütün sokağı da işin içine dahil ettim yani günlük hayatta. Aslında zaten bu projenin amacı da insanların günlük hayatta da buraya bir, ne bileyim, bir kamusal alan olarak kullanabileceği meydan tarzı bir yer gibi tasarlamaktı. O yüzden kesiştiği iki sokağı da işin içine dahil ettim. Bu kesik çizgilerde o girişlerin üstündeki yağmurluklarımız aslında. Onu da forma yedirdim ki ekstra bir, ne bileyim, eleman gibi durmasın, kendiliğinden oluşsun istedim. Çünkü binanın formu, fark ettiğiniz, yani renderlardan fark ettiğiniz üzere organik bir form. Onu bir sonraki haftada daha çok daha iyi görebileceksiniz aslında. Binanın üstüne gelen cam paneller hepsi teker teker özel olarak üretilmesi gereken paneller olacak. Çünkü hepsinin ölçüleri farklı. Çünkü hepsi organik bir formda birbiriyle birleşiyor. Onların üzerine de malzeme olarak korten çeliği kullandığım o çizgi çizgi gördüğünüz, sepet ipleri gibi gördüğünüz cephe kaplamam var. Şimdi planları da böyle ufaktan anlattığımıza göre 3. paftaya geçebiliriz. Evet, 3. paftaya da böyle ufak bir göz atıp hemen detaylıca incelemeye geçiyoruz. Bu paftanın amacı aslında hem binayı tasarlarken düşünüş açısından nasıl aşamalardan geçtiğimizi böyle izometrik görüntülerle anlatmak ve boydan boya bir kesitle hem binanın içindeki yaşayışı birazcık göstermek. Şimdi yavaştan geçelim. Üst tarafta yine güzel bir render koydum. Yani hiç mütevazılık yapamayacağım. Burası bu arada ağaç var. Çünkü burada Şairler Parkı var. Birçoğunuz biliyordur belki, İstanbul'da yaşayanlar, böyle Beşiktaş taraflarına çok takılanlar. Hakimdir o noktaya. Hatta şurada bir tane Şairler Kafe olması lazım. Şair Kafe mi? Öyle bir şey olması lazım. Birkaç kere de oturmuştum hatta ben orada. Böyle bir render buraya koyduk. Hemen altına iniyoruz. Proses ve sokak kesitimizin olduğu bölüm. Bu prosesin aslında anlamı şu. Dışarıdan bakan bir göz için. Burada, şurada binalar olduğunu farz edelim. Burası da sokak olsun. Hani projeyi ezberlememiş olabilirsiniz. Bu da bizim binamızın yerleşeceği yön. İlk başta tamamen dikdörtgensel bir formdu. Bu dikdörtgensel formun içinden belli alanlar çıkartmaya ve o dikdörtgensel formun içinde belli boşluklar, işte şurada olsun, şurada olsun, şurada olsun, oluşturarak çocukları o alanda durmadan döndürmeye çalışmıştım. Ama sonrasında fark ettim ki bunun herhangi bir dershane binasından hiçbir farkı yok. Peki sonra ne yaptım? Dediğimiz gibi şu taraf sokağımız olsun. Şu taraf şöyle. Burada ve burada belli punchlar atarak, dediğimiz gibi, o formu biraz dövdük ve böyle bir eğilim kazandırdık buraya. Burayı iç renderlarda anlatacağım ama şu bölge çocukların küçük bir amfiteyatrosu. Burası bu arada zemin kotumuz. Bu zemin kotu böyle yerleştirmeye karar verdikten sonra, yani bunu böyle tasarlamaya karar verdikten sonra bunu böyle bir yükselteyim dedim. Yükselttim ve aralarında yine az önce yaptığım gibi, yani ilk başlarda yaptığım gibi açıklıklar koydum. Ama bu açıklıkların hiçbiri birbiriyle eşit değil. Neden eşit değil? Kanyon AVM'ye gidenler bilir. Kanyon AVM, hemen şurada ufak bir kesitini çizeyim, şöyledir. Böyle yerleşmiştir ve güneş ışığı buradan gelir. Buradaki kot buraya görür, buradaki kot buraya görür. Bütün kotlar birbiriyle iç içedir ve o boşluklar en aşağıda dar, en üste gittikçe açılan bir şekilde yerleştirilmiştir. Tabanlıoğlu'nun bir işi bu arada. İlk kotta, daha doğrusu ikinci kotta daha dar, üst kotlarda daha geniş olmak üzere açıklıklarımı yerleştirdim. Ama bu açıklıklar da yine oval ya da elips değil de daha çok binanın
bu doğal, organik formuna biraz da uyum sağlayacak şekilde oldu. Onları oraya öyle tasarladım yani açtıklarımı. Evet, bu pafta en sevdiğim pafta. Elif Hoca da bunu ve bir sonraki, yani son paftayı beğenmişti. Paftanın üst tarafından başlıyoruz. Az önce size gösterdiğim akstan daha geniş bir render alarak buraya koydum. Gördüğünüz gibi şurada bir gradyen dediğimiz bir renk oyunu var. Gittikçe seyrekleşiyor o renk ve buradaki anlatımımıza yer açıyor. Bu anlatımda peki neler var? Bu anlatımda binanın girişlerini nereye göre, neye göre, neye göre ve nasıl koyduğumuzu detaylıca gösterdim. Birinci giriş az önce görmüştük zaten. Bu da Enisa Gaygen Sokağı'nın Süleyman Sabah Caddesi'ne bağlanan yerdeki ziyaretçilerimizin girebileceği bölüm. Buradan binaya ve buradan binaya giriş yapabiliyorlar. Ve hemen altına, yani fasadı, yani fasat cephe kaplamasını anlattığımız bölüme geçelim. Şimdi bu bölüm aslında benim mimari projemde denediğim. Bu peki nereden aklıma geldi? Analiz kısmında aslında bu benim aklıma geldi. Bu cephe kaplamasını ben nasıl tasarladım? Birinci olarak Elif Hoca ile kritiklerde üstünde durduğumuz bir aslında söz öbeği vardı. Binanın kodlarında olsun, binanın içindeki sirkülasyon alanlarında olsun, bunları çizgisel olarak düşündüğümüzde, yani aslında çizgisel değil de daha çok körvlerle, böyle körvlerle çalıştığım için bu mantıkla düşündüğümüzde hep böyle karşımıza iç içe geçmiş, beraber böyle iç içe geçmiş bir form çıkıyordu. Ben de bu formdan esinlenerek bu çizgileri dedim ki neden binamın aslında karakteristiğinde kullanmayayım. Peki ben bu çizgileri bir kere böyle tasarladım, tamam, ama bu çizgiler nerede seyrekleşiyor, nerede sıklaşıyor, bu çok önemli bir konu. Bunları rastgele yaparsanız aslında siz bir piyasa mimarı olursunuz. Bu alanda farklılaşmak istiyorsanız bunların da bir anlam taşıması gerekiyor. Peki bu anlam neye göre yerleştirildi buraya? Hemen açıklayayım. İlk haftada size gösterdiğim güneş analizinden de yola çıkarak bu alanda güneş buradan doğup burada batıyor. Yani tam şeyi çizemedim ama şöyle bir eğilim gösteriyor. Yani binayı buradan başlayıp şöyle tarıyor diyebilirim. Burada doğuyor ve burada da güneşimiz batıyor. Burada doğarken güneş öndeki binaların da yardımıyla buraya çok zayıf ışıklar gönderiyor. Aynı şekilde buradan batarken de güneş buradaki binaların da kesimiyle buraya çok zayıf güneş ışınları gönderiyor. Binamın güneşle temasta bulunduğu doğuş ve batış kısmında bölümler, doğuş ve batış bu kısımlar. Bu kısımlarda gördüğümüz gibi binadaki çelik körler seyrek bir eğilim gerçekleştiriyor. Aynı şekilde bu kanatta ama güneşin en fazla dik geldiği ve aslında insan gözünü yorduğu bu bölümde çizgilerimiz çok sık. Yani bu panellerin yerleştirme mantığı tamamen güneşe göre değişiyor. Peki ben bunları nasıl tasarladım? Bunları tasarlarken tamamen parametrik design dediğimiz tasarım metodunu uyguladım. Rhino'da Grasshopper kısmı var. Aynı şekilde Revit'te ya da farklı mimari programlarda da kodlayarak tasarlama, yani kısaca parametrik tasarım dediğimiz bölümler, araçlar, tool'lar mevcut. Ben bu tool'ların da yardımıyla önce cam formuna paralel gelecek şekilde bir alan tanımladım. Üstüne belli noktalarda pointler yerleştirerek bu çizgilerin kesişmesini sağladım. Onun üstüne güneş parametresini de girerek güneşin güçlü olmasını ve zayıf olmasını istediğim bölümlerde çizgilerimin sıklaşmasını ya da seyrekleşmesini sağladım. Tamamen kodlama ve parametrik tasarımla yaptığımız bir cephe kaplamamız var. Aynı şekilde bu cephe kaplaması çatı örtüsünde de birbirini tamamlayarak aslında binayı nasıl denir, koruyor diyebilirim. Ama tabii bunu düşündünüz ve bunu jüride de ya da farklı okuyuculara da aktarmanız yine paftalar aracılığıyla mevcut. O yüzden de buraya fasat kısmını anlattığım bir bölüm yerleştirmiştik. Altında da biraz reklamsal bir bölüm var. Bu da orada herhangi bir şekilde gününü geçiren çocukların ilgisini çekebilecek şekilde belli işte işaretler koyarak bu binaya yönlenmelerini sağladığım, onlar için tasarladığım belli işaretler vardı. Onları da buraya yerleştirdim. Evet, geldik son paftaya. Bu son pafta aslında benim çok beğendiğim bir pafta değil. Tamamen içteki ortamı okuyucuya aktarmak için
hazırladığım bir pafta ama Elif Hoca bunu çok beğendi. İçerideki sirkülasyonu ve içerideki hayatı aktardığım için aslında bu bayağı beğenildi. Aynı şekilde videoya da. Peki bu paftada neler var? Bu paftayı çok detaylıca anlatmamıza gerek yok. Giriş kotundaki alanlarımı gösterdiğim bir yer. Burada bir kafemiz var. Bu eğitim alanında çocuklarını getiren ebeveynlerin de oturup burada vakit geçirebileceği, aynı şekilde binanın içindeki ortama da biraz da dahil olmalarını istediğim bir kafe bölümü tasarladım. Hemen yanında çocukların ufak bir amfiteyatrosu var dediğim gibi. Hemen şuraya bir yakınlaştırayım. Binayı tasarlarken sustainability ve accessibility iddialarım vardı. Sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik dediğimiz noktalar. Bu noktalarda da hemen şuraya buradan giren engelli bireylerimiz olsun, yaşlı insanlar vesaire bu binada sirkülasyona dahil olmalarını sağladığım bir rampa. Bu rampa buradaki çocukların ufak amfiteyatrosunu, burada oturup konuştukları, ders dinledikleri, belli derslerin görüldüğü, daha çok tanıtım dersleri olarak düşünmüştüm bunu, görüldüğü yeri de böyle tarayarak geçtiği bir engelli rampası var. Aynı şekilde bir engelli rampası da burada, çünkü tam görünmüyor ama gerçek kesitlerde belki fark etmişsinizdir. Şurada şöyle binaya tam karanlık köşede yerleşen bir asansörümüz var. Aynı şekilde bu asansörde tamamen erişilebilirlik ve engelli ölçülerine göre yerleştirdim bu asansörü. Burada bir ofisimiz var. Dediğim gibi arkasında da tuvalet bölümleri var. Yan tarafa geçtiğimizde bu bizim ikinci kotumuz, yani aslında birinci kat, ikinci kot diyebilirim. Bu sınıfların özelliği, bu sınıfların özelliği çok önemli. Mekanımda bir ya da belki sayılabilir iki tane sınıf dışında bütün sınıfları açık, open class şeklinde tasarladım. Peki bunu neden yaptım? Felsefe sınır gerektirmeyen, sınır istemeyen bir aktivite. Bu yüzden çocukları belli duvarlara kapatmaktansa o binanın içinde her şeyle etkileşim halinde olacakken aynı şekilde de ders görebildiklerini istediğim bir yerde olmalarını istedim. O yüzden sınıfları açık sınıf olarak tasarladım. Aynı şekilde bir tane de şu arkada görüyoruz. Burada balkonumuz var. Bu balkonda bu arada doğma şekli tamamen binanın organik formundan kaynaklanıyor. Yani bu balkonun burada bina şöyle bir form sergilediği için burada doğal bir balkon yaratılıyor aslında. Yani aslında bina kendi kendini doğuruyor diyebilirim. Burada yine ufak bir kesit var. Burası üçüncü kotumuz. Burada da yine binanın organik formundan dolayı balkon açıklığımız var. Hemen burada çocukların kullanabildiği küçük ufak bir kütüphane yerleştirdim. Burada hem birbirleriyle oyun mu oynuyorlar, sohbet mi diyorlar, aynı şekilde kitaplarla ilgileniyorlar. Böyle ufak bir bölüm var. Hemen üstündeki kot, jüri üyelerinin de çok beğendiği, benim de bayağı beğendiğim bir yer. Cam bir taban üstünde P4C metoduyla ders gördükleri bir sınıf. Burası aslında bir sınıf. Hemen arkasında da yine o açık sınıflarımızdan bir tane var. Bu cam tabanlı sınıflardan bir tane de şurada var. Ve son görüntümüzde en üst teras sınıfımızdan, teras katımızdan. Burası tamamen çocukların gökyüzüyle içli dışlı olabilecekleri bir yer. Böyle hayal ettim burayı da. Burayı da böyle tasarladım. Şimdi ben bu renderlara çok fazla detaya girmedim. Bunun sebebini birazdan öğreneceksiniz. Çünkü jüri üyelerine de gösterdiğim videomu videonun sonuna koyacağım. Tasarladığım projenin içindeki hayatı çok net aktaran videomuzla sizi baş başa bırakıyorum. Paftalarda bu kadardı zaten. 5 pafta. Hepsini detaylıca anlatmaya çalıştım sizlere. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Öncelikle bu ilk projem güzel bir deneyimdi. Güzel bir anı olarak kaldı bana. Aynı şekilde İTÜ'de sergiye alınması da ilk projeden beni de çok gururlandırdı açıkçası. Umarız devamı da gelir. Umarım yani devamı da gelir diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Akaretler P4C Center'la sizi baş başa bırakıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.